Telefon şarjını aldın mı? Aldım. Pasaportu aldın mı? Aldım. Güneş gözlüğü, kayak kıyafeti. Günaydın. Dumandan belli herhalde. -23. Avusturya'da kayak merkezindeyiz. Dağdayız. Zaten biliyorsunuz Avrupa'yı kasıp kavuran, daha doğrusu donduran bir soğuk var. Şimdi buraya ne için geldik? Hemen göstereyim. -3'ler için. Ama -3'te buraya geldik Almanya'dan. Bugün çok daha eğlenceli, çok daha değişik bir gün olacak. Çünkü M4'lerle BMW Driving Experience'a gidiyoruz. Kar üstünde drift yapacağız. Herhalde birkaç istasyondan olacak. Şimdi hiç haberim yok tam programdan ne olacağını, ne diyeceğine. Çünkü bir de sürpriz var diyorlar. Orada buluşuruz. Şimdi biniyoruz. 15 dakikalık falan bir sürüşümüz var. Yeni X3'lerle. Bu arada da buraya X3'ün hızlı versiyonlarından biriyle geldik. Daha doğrusu en hızlı versiyonuyla geldik. 360 beygirlik M40i ile geldik. Bir yerde değiştik yemekten sonra. Bu sefer de M30D'yi aldık. İkisi de 3 litrelik. Bayağı hızlı makineler. Yeni X3 çok güzel olmuş. Ama gözüm bugün de. M4'te donuyorum. Hadi görüşürüz. İçi de böyle. Sanat donanımda Mert Yılmaz geliyor. Bir de aslanım var BMW'den bizde. Çok eğleniyoruz değil mi? Evet. Donuyoruz biraz ama. Donuyoruz olsun. Hadi ben kullanıyorum. -23. Şöyle göstereyim inanmayanlara. -23. Buranın Uludağ, Kartal Kayası. Daha doğrusu Avusturya, İsviçre yani Alp Dağları kısacası. Bu kayak işleri için biçilmiş kaftan. Bir de tabii buranın yolları da acayip meşhurdur. Yazında ya da baharda işte insanlar buraya sürüş için gelirler. Bu program aslında BMW'nin sürüş akademisinin bir bölümü. Yani normal şartlarda siz ararsanız Google'dan ya da işte Borusan'la da konuşursanız belki bu aktivitelere bir şekilde katılabiliyorsunuz. Farklı farklı yollarda, farklı zeminlerde, farklı otomobillerle işte gerektiğinde pistte, işte karda, buzda, dünyanın en ünlü pistlerinde BMW otomobillerini kullanabiliyorsunuz. Hem de çok güzel bir şey yapıyorlar. İsterseniz eşinizle beraber gidiyorsunuz. Geçenlerde mesela Asgari pistinde yaptılar. Erkekler otomobillerle pistte sürekli gazlarken tabi hanımlar ne yapsın? Pistte onları bekleyecek halleri yok. Onlara da özel bir tur düzenleniyor. Etraf geziliyor, özel sergilere gidiliyor, alışverişe gidiliyor, geziler, yemekler. Ondan sonra akşam tekrar buluşuluyor. Çok güzel. Tavsiye ederim bence. Çok eğlenceli, değişik bir gezi olabilir eğer otomobil seviyorsanız. Şimdi bizi ne bekliyor bilmiyoruz. M4'ler bekliyor onu biliyoruz. Bir de M4 ile drift diye bir program bu. Ama nasıl bir zeminde, nasıl bir pistte neler yapacağız onu çok bilmiyoruz. Hep beraber göreceğiz. E işte geldik. Driving Experience. Koşmam lazım.
Mert Bey nasılız? Hazırlığımı yap. Konsantreyim şu anda ama direksiyon şansı olmuş. 431 beygir. Competition package değil bunlar. Yani 450 beygir değil. 431 beygir. 500 Nm. Biraz önce bize eğitim verdiler bir yarım saat 45 dakika kadar. Burada işte Sport Plus değil de Sport modda kullanmamızı önerdiler. DSC'yi zaten 3 saniye basarak komple kapatıyoruz. Çünkü ve kar üstünde olduğumuz için Sport Plus'ta çok sert. Gaz tepkisinin çok sert tepkisi olmaması lazım diye onu önerdiler ama isteriz yine kullanabilirsiniz. Serbestsiz. Arabada modern ikimiziz. Modda kullanacağız. 2 tane eğitmen var. 4 tane araç var. Hepsinde de işte ikişer kişiyiz. Biz yaşlı otomobil olarak, yaşlı kurtlar. Ama iddialıyız. İddialıyız. Bu Sport Plus aldığınız zaman ses bir değişiyor. Evet. Ya ne güzel şey bu ya. Benim olayım bu ya. Very good. Hadi be Cancun'a. Very good. That's fine. Merhaba, sıra bende. Mert'le güzel bir azar işittik bakalım. Azar seviyesini biraz daha yukarı taşıyabilecek miyiz? Titriyorum. Hayatımın en mutlu günlerinden biri. Evet, M4 testimiz bitti. Artık akşamına geldik. Bayağı eğlendik. Bir sürü burada istasyon vardı. Kukalan arası slalom yaptık. Bir yuvarlağa komple döndük. Hatta ajan dönüşü yaptık. Geri geri gidip öne döndük falan filan. M4'lerle bayağı eğlendik. Ama şimdi bu M4'ler hakkında ufak bir bilgi vereyim. Bunlar ne? İşte 2014'ten beri üretilen M4'ler. BMW'nin 3 serisi ve 4 serisinin en güçlü modelleri. Ama arkamızdakiler competition package'ı değil. Yani 431 beygir gücünde ve 550 Nm torku olan modeller. Competition'da 450 beygir
ve daha üzeri işte biraz daha hafif malzemeler, işte süspansiyonlarda biraz daha farklılıklar, daha geliştirilmiş bir şanzıman gibi özellikler var. Bir de daha sonra CS'i çıktı. Bu biraz daha hafif, çok özel bir model ama arkamızda görmüş olduğunuz modeller, yani bugün kullandığımız M4'ler standart M4. Hemen hızlıca bakayım. Bu 431 beygirlik canavara. Bakın şurada değişik bir karbon tasarım var. Bu arada 3 litre. İşte burada farklı biraz daha yapısı var. Çift turbo. İkisi de normal twin scroll değil. Normal scroll'lu. İki tane turbo var bunda. Aslında bu kasa M3 ve M4'ler için çok farklı bir kasa. Çünkü bundan önce M4 yoktu. Bu ilk M4. İşte iki kapılı olarak geliyor. Eğer 4 kapılı almak isterseniz onda da artık M3 oluyor. Bundan önce hiç M4 yoktu. M4 bununla beraber başladı ve bir önceki V8 E92 M3 atmosferikten sonra bu otomobilde çok şey değişti. İşte turbolar geldi. Eski atmosferik V8'di. Ve onda artık her şey daha böyle manueldi. Çok elektronik kontrol yoktu. Bunda bir sürü şey elektronik kontrollü. Manuel olarak alabiliyorsunuz. Ya da işte 7 ileri DCT ile, yani çift kavramalı şanzımanla alabiliyorsunuz. Burada kullandığımız otomobiller 7 ileri DCT. Frenlere bakarsanız zaten mavi kaliperler. Eğer karbon seramik almak isterseniz bilin ki onlar sarı kaliperli. Yani sarı altın rengi kaliperliler. Karbon seramik. Biraz para vermişler demek. O zaman titriyorum artık. Yavaş yavaş otomobile geçelim. Ve böyle bir organizasyona bir daha gelmek dileğiyle. Teşekkürler BMW. Helikopter geldi. Neyse hadi görüşürüz. Avusturya'daki görevimiz sona erdi. Yarım saat sonra, 45 dakika sonra burada buluşup Münih'e doğru yola çıkacağız ve oradan da uçakla İstanbul'da olacağız. Herhalde yine bir 12-13 saatimiz var. Daha İstanbul'da olabilmek için. Bakın burada değişik bir şeyler buldum. Biraz da onları göstereyim. Bu Avusturya Dağları Alpler özellikle Alman otomobilleri için iyi bir test merkezi. Bakın burada yine kamuflajlı yeni bir Mercedes var. Gördüğünüz üzere E'nin station wagonu. Bu da yeni A. Yeni A serisini kullanacağız gidip. Görüyorsunuz. Hatta şöyle içine de bakalım mı? Bu şekilde kaplıyorlar otomobilleri. İçeride işte bütün verileri aldıkları güzel bir şey var. Şöyle yapayım. Görebiliyor musunuz? Diğer taraftan bakalım. Aa bayağı güzel olmuş. Direksiyonu bile kaplamışlar. Nasılsa bunu kullanacağız daha sonra. Burada yine bir CDA var. Açarsak bize kızarlar mı bilmiyorum. O yüzden hiç kurcalamayalım. Evet şurada bir tane daha görmüştüm yukarıda odadan. İşte orada duruyor. Evet bu ne? Bu GT4. Yani Panamera'nın 6 serisinin falan rakibi olan AMG GT platformu üzerine geliştirilen otomobil. Şu kanada bakın. Çok güzel. İçi yine aynı. Bu da bayağı iddialı bir model olacak. Yani CLS gibi ama GT4. GT4 daha doğrusu. İyi bunu da gördük. Yakalanmadan kaçalım. Burada bizim X3'lerimiz. M40i. D. Bir de şu beyazlarda 20D olması lazım. Ben çok beğendim. Harika. İmzayı attık ya böyle imzaya. Avusturya yaptı. Çok zevkli çok oğlum. Zevkli. Biliyor musun çok zevkli.